Herkese selamlar dostlar. 11 Eylül 2021 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 10 tane mücadele seçtim. Genelde hepsini ideal tahminler. Bazı maçlara da sadece yüksek oranlı tahminler yapacağız. Mesela Wolverhampton mücadelesine yüksek oranlı bir tahminimiz var. Aynı şekilde diğer maçlara da olacaktır. Bayern Münih mücadelesi gibi. Videonun sonunda yine aynı şekilde ideal kombin önerisi yaptım sizlere. Zaten son videoda çok güzel like seviyesi attınız. Çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde like seviyesi gelirse arkadaşlar ben sizlere kombin önerisi yapmaya devam edeceğim. Ondan önce arkadaşlar hemen sizlere bir şeyden bahsetmek istiyorum. Pazar günü videosunda bildiğiniz üzere bir derbi var. Bu derbi Galatasaray Trabzon derbisi. Bir forma çekilişi yapacağız. Orijinal forma olacaktır. Golvar sponsorluğunda yapacağız bu forma çekilişini de. Maç berabere biterse 4 forma. Trabzon kazanırsa iki forma, yine Galatasaray kazanırsa yine iki forma vereceğiz. Pazar günü videosunda detayları mutlaka anlatacağım. Zaten videonun girişinde direkt onu anlatacağım sizlere. Ee, dediğim gibi golver sponsorluğunda bir forma çekilişi olacak bu. Ayrıntılar ve detaylar pazar günü videosunda. Videoya like atıp kanalın bildirimlerini de açarsanız pazar günü videosu ekran YouTube kanalına düştüğü zaman siz de direkt izleyebilirsiniz. Mutlaka bildirimleri açıp pazar videosunu kaçırmayın. Forma çekilişinin detayları pazar gününkü videoda olacaktır. Bu sadece cumartesi gününden bir duyuru ve duyuru olduğunu da belirteyim. Şimdi geçelim mücadelemizle. Şimdi arkadaşlar ilk maçımız Ümraniye mücadelesi. Ümraniye maçıyla başlayalım hemen. Ümraniye mücadelesinden bahsederken şöyle. Ümraniye arkadaşlar 3 maçtır kazanaraktan da gidiyor. Kendi evinde deplasmanda şu an gol yemedi. Toplamda da zaten 9 tane gol attı. Liderliği de götürüyor. Bandırma Spor'da bir takım olaylar var. Bir takım olaylardan kastım. Ekrana gelsin hemen. Ekranda gördüğünüz üzere bakın. Bandırma Spor'un açıklaması şu şekilde. Cumartesi günü oynayacağımız Ümraniye maçı öncesinde yapılan testlerde 6 futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır şeklinde. Hemen gitsin ekrandan. Bu 6 futbolcudan 3 tanesi sanırım yeni transfer olabilir şeklinde yazıyorlar. 3 tane yeni transfer yaptı. Fakat bunlar olmayabilir takımda. Ee, onun dışında 3 tane daha ilk 11'den veya yedeklerden olabilir. Alt tane ki Covid kısaca bandırma takımında. Ümraniye ise milli arada yine aynı şekilde takviyeler yapmaya devam etti. Faruk Can'ı aldılar Trabzonspor'dan ve aynı şekilde ee, Başakşehir'den de Napoli iyi aldılar hücum hattına Ümraniye Spor takımına. Ondan dolayı Ümraniye takımı yine bu maçta önde. Zaten gol yemeden ilerliyor kendi evinde. Ben burada yüksek oranla yine aynı şekilde kazanabileceğini düşünüyorum Ümraniye'nin. Bandırmanın da hazır Covid'de oyuncuları varken Ümraniye çıkışını sürdürür diye düşünüyorum. Onlar da aynı şekilde ileride Bambu sanırım bir şüpheli durumda. Onun dışında ile Bandırma Spor'dan aldığı bir futbolcu aynı şekilde. Onlar da hücum hattında iyi bir şekilde ilerliyor. Ümraniye bu maçı kazanması bence olasıdır. Oranı da gayet güzel. Bandırma da Covid'li bu fırsatı kaçırmaz diye düşünüyorum. 1.81'den bence oran riski de karşılıyor. Taraf bahsi deneyebiliriz diye düşünüyorum bu mücadeleye. İkinci maçımız Karagümrük Adana Demirspor mücadelesi. Karagümrük de aynı şekilde transferlerine devam etti. Milli arada Caner Erkin aldı mesela. Bence gayet önemli ve nokta atışı bir transfer olabilir. Sol tarafta çok fazla orta açıyor. Değerlendirebilirler. Yine bir forvet aldılar. Emre Mor'u aldılar. Çok fazla transfer yapıyor ki İstanbul takımı olduğu için transferde iyi işler çıkarıyor. İstanbul şehri de önemli faktör bu açıdan. Adana Demirspor da aynı şekilde yeni teknik direktörünü getirdi. İki İtalyan teknik direktör karşı karşıya geliyor. Balotelli takımda mı değil mi tam bilmiyorum fakat milli arada ülkesine gitti. Hatta ona res çektiler bildiğiniz üzere. Böyle tavırlar sergileyeceksen ülkene git bir daha gelme şeklinde tavırlar e, söylemler oldu başkandan. Ki zaten direkt başkanın açıklaması bu. Yeni teknik adamıyla onlar da aynı şekilde Galatasaray'ın aynı şekilde geçen sezonda yaptığı gibi e, Yunus Akgün'ü kiraladılar ve Simon Deli gibi de e, takımını güçlendirmeye devam ettiler. Ben Adana Demir'in burada galip gelmese bile veya Karagümrük'ün de galip gelmesi de olası tabi. Bir gollü maç bekliyorum. 2-2, 1-1 gibi skorlarla bir beraberlik çıkabilir. Fakat buradan ideal tercihimiz 1-58 gibi orandan karşılıklı gol var tercihi bence gayet iyi olacaktır. Buradan Adana Demir'in de Karagümrük'ün de zaten ikisinin de hücumda etkili silahları var. Ve Ke keza zaten Karagümlük de kendi evinde önde oynayan bir takım ve hücumu ofansif güçlü olan bir takım. Ondan dolayı Karagümrük'ün golünü ve Adana Demir'in de yeni teknik adamıyla ilk maçında kadrosunu da biraz daha takviyeler yaparak güçlendirerek gol bulmasını bekliyorum. KG varı değerlendirebilirsiniz. Diğer maçımız Manchester United Newcastle mücadelesi. Burada arkadaşlar hemen ekranda gördüğünüz üzere katıl telegram gruplarımdan bahsetmek istiyorum. Ekranda gördüğünüz üzere dün ve 9 Eylül'den itibaren neler yaptık ondan bahsedeyim. Çok fazla mücadele yoktu. Biz aynı şekilde Voleybol olsun, Arjantin olsun gece. Mesela sahada gördüğünüz mücadele 1.15'te vermişim mesela gece. Mücadele vardı ki zaten maç bir anda 3-2 bitti. Burada güzel tercihler yaptık. 2 tane bahisten kazandık. Voleybolda kazandık aynı şekilde gördüğünüz üzere sporda. Dünün tercihi bu. İtalya Çekya maçı vardı. Takip ediyorduk. Zaten maçlar olmadığı üzere bunlara yoğunlaşıyoruz. Telegram grubunda boş durmamaya çalışıyoruz. Aynı şekilde dün de devam ettik. Sağda gördüğünüz Kanada maçı vardı. ABD maçı vardı. O sabaha kazandı. Güzel bir şekilde geldi. Değerlendirenler oldukça fazlaydı. Onları tebrik ediyorum. Solda da aynı şekilde bu sabah sonuçlanan maçımız vardı. Şöyle ben maçları yine takip ettim. Gece saat 1.55'te bon çekmişim mesela atmışım bunu. Ekvador mücadelesinde ben Uruguay maçında Ekvador sürekli maçlara yatıyor. Maçları izleyenler mutlaka çıldırmıştır. En çok gol ikinci ara olarak da bir canlı bahis aldım. O geldi katıl telegram grubumuzda. Bir tane de kombine yaptım. Sol altta gördüğünüz üzere. Ekvador maçına Paraguay kazanır şeklinde. Uruguay maçına bir buçukuz şeklinde verdim. İki oranı geçtik aynı şekilde. Burada Uruguay takımı Paraguay takımı kazandı fakat Uruguay takımı futbol oynamayı sergilese bile Ekvador gerçekten çıldırttı. 90 artı 2'de gol geldi zaten. 89'da da iptal olan bir gol vardı. Şanssızlığımı da orada başarı oldu. Hatta ekranda da Telegram grubundan şöyle göstereyim isterseniz nasıl veriliyor bahisler şeklinde. Grupta sadece ben değil diğer editor arkadaşlarımız da var. Çağrı olsun, Mert olsun, Enes olsun ve ben şeklinde toplamda 4 kişi burada canlı bahisler veriyoruz. Mesela bu Kanada maçıydı bu kuponumuz geldi. Bu da aynı şekilde canlı bahis mücadelemizdi. Coca-Cola mücadelesi de onlar geldi. Kanada maçı sonuçlandı aynı şekilde. Şurada baktığımız zaman burada ben yine paylaşımlar yapmaya devam ediyorum. Paraguay mücadelesi dünün verilen kombiydi ki zaten bu kadar da açıklama yazaraktan da atıyorum ki sizlerin de kafası yatsın diyerekten. Keza hafta sonu da maçlarımız var. Yine bunlar da aynı şekilde canlı voleybol tercihleriydi. Bunlar da geldi. Ben zaten açıklama yaparaktan atıyorum ki sizlerin de aklına yatsın şeklinde geliyor zaten. Genellikle zaten başarı oranımız ortada, iyi işler çıkardığımızı düşünüyorum ben. Hafta sonunda çok yoğun maçlar var. Güzel iki gün geçirmek dileğiyle diyelim. Sizler de katıl Telegram grubuna katılmak istiyorsanız hemen şöyle göstereyim. Nereden nasıl katılacağım şeklinde. Abone ol şunun yanında katıl var. Katıl göremeyenler sol altta Instagram hesabı var. Oradan ulaşırsa ben yardımcı olurum. Destek paketinde bir hizmetimiz yok. Telegram grubumuz ana Telegram grubumuza geliyor. Telegram yüksek oran grubumuz ise hem yüksek oranlı maçlara verdiğimiz var. Mesela hafta sonu sistem kuponumuz denesi, denemesi olacak. Skor kuponumuzun denemesi olacak ve yüksek oranlı bir kombin çıkartacağız. Ve her her şeyi iletişim paketinde benim WhatsApp numaram var. Burada genellikle yüklü oynayanlar yazıyor bana. Bin misli atacağım diyor. Ne önerirsin şeklinde diyor. Ben de bu şekilde bu şekilde bunu alabilirsin. Biraz daha ideal İngiltere diyorum. Mesela bin lira atalım. 1700 alalım şeklinde ilerliyoruz. E, maçlar oldukça veriyorum. Tabi her gün olmuyor onu da belirteyim. Onu da belirtmek istiyorum kısacası. Geçelim maçlarımıza. United'la Newcastle mücadelesi buradan. United arkadaşlar bildiğiniz üzere Ronaldo'yu transfer etti. Bu maçta da muhtemelen mutlaka sahaya sokacaktır. Gerek ilk 11'de gerek sonradan girip de mutlaka sahada olmasını bekliyorum ben yani. Ya ilk 11'de ya da sonradan mutlaka girecektir. United takımı güzel bir ime yakaladı. Takım hafta içinde zaten e, sosyal medyada da gündem oldu. Taraftarlar sürekli gündeme getirdi takımı. Formu olarak da çok iyi. Newcastle'da zaten keza iyi başlamadı. Keza sakatlıkları da var Newcastle'ın. Newcastle'da mesela en önemli futbolcusu Wilson bu maçta şüpheli durumda. iki golü var mesela. O Murphy ile Wilson'la birlikte hücum hattında iyi işler çıkarmaya çalışıyorlar Newcastle. Fakat hücum hattında biraz yetersiz kalıyorlar. Gollü maçları imza attılar son ikidir mesela. Fakat ben United'a karşı gol atsalar bile birde kalacağını bu maçın üste gitmesini bekliyorum. O yüzden arkadaşlar ben United takımının Ronaldo'nun da etkisiyle burada Matsu'nu 1 ve 2.5 üst bekliyorum. Bu maçta güzel gollü bir mücadele geçecektir diye düşünüyorum. 2.5 üstüne United galibiyeti gelecektir. Gelelim yüksek oranlı tercihime. Bakın Wolverhampton oynadığı maçlarda henüz daha bir galibiyet alamadı. Gol dahi atamadı ligde. 3 tane maç oynadı. Son 2 maçını izledim. Fakat şöyle maçlara baktığımız zaman da Leicester, Wolverhampton, Tottenham ve United ile oynadı. Yani bunlara yenmesi veya yenilmesi taraftarda çok fazla bir baskı şey yapmaz. Fakat son 2 maçında öyle net pozisyonlara girdiler ki özellikle Traore ile birlikte muazzam pozisyonlara girdiler Wolverhampton takımı. Burada zaten önemli bir sakatlığı da yok. Sadece eksikliği şu, şunu söyleyebilirim ben. Raul arkadaşlar bildiğiniz üzere takıma döndü. Geçen sezon kafa tasında kırık meydana gelmişti. O biraz takıma tam böyle geç o formunu yakalayamadı. Formunu yakalarsa Wolverhampton gerçekten güzel kadrosuyla iyi işler çıkaracaktır diye düşünüyorum ben. Ben burada 1.98 gibi orandan Wolverhampton'ın galibiyetini oynayacağım. Bakın oran 2 oranı var. 1.98 oranı var. Wolverhampton bu maçta da kaybederse taraftarlar gerçekten baskı üstüne baskı yapar. Yani bu maçı alamazsa bile diğer maçında evindeki Panko kazanır ki ben zaten bu maçı kazanmasını bekliyorum. Watford'la oynayacak. Bu mücadelede Watford'u da yenerekten de güzel bir çıkış maçı olaraktan da görebilirsiniz. Skor tercihim 1-0 ve alt bitecek bir mücadele gibi duruyor. 1-0 skorla veya direkt bu taraf bahsi alarak 1.98 oranından değerlendirebilirsiniz. West Bromwich Millwall mücadelesi. Millwall takımından bahsedeyim ben sizlere. Arkadaşlar Millwall takımının en önemli etkili silah hava topları. Fakat şöyle bir anti yani kantırlıyor diyeyim ben size West Bromwich. Ve West Bromwich takımının sağdaki 11 oyuncusundan tam 9 tanesi uzun. Yani Millwall ne kadar hava toplarının etkili olsa bile. Yani West Bromwich bunu biraz kırpıyor diye söyleyebiliriz. Ki zaten West Bromwich bu sezon takım halinde çok iyi işler yapıyor. Ki Şöyle de bir şey var. West Bromwich sanırım 9 tane gol attı. Pardon 12 gol attı. O diğer maçtı pardon. 12 tane gol attı. Kendi evinde de iyi işler çıkarıyor. Gerek kupa mücadelesini de izledim ben. West Bromwich'i için gerekli liginde takip etme fırsatım oldu. Ondan dolayı zirve yarışında Fulham'la birlikte kapışıyorlar. Puan kaybı yapmak sı halinde Fulham geçebilir burada. Ben West Brom için kendi evine Millwall'a karşı galip geleceğini düşünüyorum. Millwall'da son maçlarına baktığımız zaman da son maçında galip geldi. Blackpool zaten Blackpool da ligin vasat ekiplerinden yani son sırada yer alıyor sanırım. 22. sırada yer alıyor normal. Ben burada bir West Bromwich galibiyeti bekliyorum. 1.40 gibi ideal bir oranı var. West Bromwich takımı burada galip gelebilir. Değerlendirmek istenen direkt galibiyetini alsın değerlendirsin derim. Diğer mücadelemiz Paris ile Clermont oynayacak. Clermont'u izlemeyenlere mutlaka bir izlesin derim. Maçlarına baksın derim. Özellikle Davos, Bayo ve Raşani ile birlikte çok iyi kontrol hata çıkıyor Clermont takımı. Ben zaten çoğu maçını değerlendirdim. Katıl grubundaki arkadaşlarımız mutlaka bilecektir bu mücadeleyi. Ben bu maçta herkesin aksine biraz farklı bir tercih yapmak istiyorum. Orana düşmüş mü? Bakarız şimdi. şimdi Paris'te eksikler var. Bu eksikler kim? Mbappe şüpheli durumda. Oynar diye düşünüyorum Mbappe. Çünkü Messi, Neymar, Di Maria gibi isimler bu mücadelede olmayacak. Öncelikle belirteyim. Güney Amerika kupasından dolayı. Mbappe de şüpheli durumda. Oynar mı oynamaz mı şu an belli değil. Aynı şekilde Verratti şüpheli durumda. Onun dışında sakatlıkları var. Icardi'nin, Ramos'un gibi sakatlıkları var. Paris'in ben burada gol yiyeceğini düşünüyorum. Ev sahibi gol bir 1.52 oranı vardı. 1.54 oran olmuş. Clermont takımı şimdi burada Paris ne yapacak? <laughs> baskılı gelecektir. Baskılı bir futbol sergileyerek, sergileyerekten de e, topu Clermont'un yarı sahasına yıkacaktır mutlaka. Fakat dediğim gibi Clermont'un takip edenler varsa mutlaka yorumlara da yazabilir. Ben Clermont takımının çok iyi kontra atağına kontra atağa çıkacağını çıktığını düşünüyorum. Pardon. Çıktığını düşünüyorum. Özellikle Raşani, Bayo ve Davos'la birlikte hücum hattında iyi işler çıkarıyor. Ben burada Clermont'un bulacağı bir gole gireceğim. O yüzden değerlendirmek isteyenler böyle değerlendirebilir. 1.54 gibi orandan Clermont'un bir golü değerli değerlendirmek isteyenler bu şekilde benim gibi değerlendirebilir. Ha maçın ideali nedir? 2.5 üstünde Paris galibiyetidir. Tabi alabilirsiniz. Fakat ben burada sadece deplasmanın bir golüne gideceğim. Rapid ile Admira mücadelesi Admira vasat bir şekilde ilerliyor. Rapid'ten kendi evinde muhtemelen kazanacaktır diye düşünüyorum. Rapid Wien kendi evinde oynadığı 3 maç oynadı. 2 tanesinde 3 sıfırlık skorlarla kazandı. İlk maçı da ligdeki ilk açılış maçını kaybetti ki zaten o zamanlar bir Avrupa yoğunluğu vardı Rapid Wien'in. Kendi evinde şimdi taraftar önünde zaten zirveyle arasındaki puan farkı da gerçekten açıldı. 10 puana kadar açıldı sağlıkla. Rapid Wien zaten ilk 3'e, ilk 2'ye oynayan takımlardan bir tanesiydi. Ben burada yine çıkış yakaladı bildiğiniz üzere. Son maçında Astro ve deplasmanda berabere kaldı. Fakat kendi evinde yine Admira'ya e karşı galip gelmesini bekliyorum. En az 2 gol atarak galip gelirse 1.43 gibi orandan değerlendirmiş oluruz. Bu da ideal bir tercihtir. Değerlendirmek isteyenler burada değerlendirsin. Efsa 1.5 üstü açmamışlar. Ondan dolayı böyle bir tercih alıyorum. 1.43 gibi orandan değerlendirmek isteyenler alabilir. Leipzig ile Bayern Münih mücadelesi. Bayern Münih oranı gerçekten güzel. Şimdi Bayern Münih tarafına neden gitmeliyiz ondan bahsedeyim size. Bayern Münih'in teknik adamı Nagelsmann. Eski Leipzig'in teknik direktörü. Leipzig'te çok fazla değişiklik oldu mu? Bir Upamecano gitti. 2-3 tane de Red Bull gruplarından takviye yaptılar. Onun dışında fazla bir önemli değişiklik yok. Nagelsmann bu takımın yani biliyor, takımı tanıyan bir teknik direktör. Bayern Münih'le de iyi işler çıkarmaya çalışıyor. Ben burada Bayern Münih'in atacağı 2 golü alırım. Oranın da 1. 56 mı ne oranı var? Bayern Münih'in bu kadar yüksek oran açılmasının sebebi Leipzig kendi evinde iyi. Fakat geçen sezonki o Leipzig performansını yakalayamadı bence. Postberg olsun, Sobozlay olsun iyi işler çıkartıyor. Kendi evinde de iyi oynuyor. Ha, Bayern Münih burada puan kaybedebilir mi? Kaybedebilir. Fakat ben Bayern Münih'in burada en az atacağı 2 golü değerlendirmek istiyorum. Onun da oranına baktığımız zaman 1.57 gibi oran açmışlar. Hemen gösterin. 1.56 idi. Ufak bir oynama olmuş. 1.57 gibi oranı var. Ben Bayern Münih'in galibiyetinden ziyade burada atacağı 2 golü aldım. Olası bir beraberlikle çıkabilir. Oran yüksek ama dediğim gibi Nagelsmann Leipzig'i yakından tanıyor. Bayern Münih'te de iyi işler yapıyor. Kendini kanıtlamak istiyorsa bu tür maçlarda özellikle Leipzig'e karşı mesela eski takımına karşı galip gelmesi gerekiyor. Deplasman 1.5 üstü 1.57 gibi orandan idealden sizlere önerim. Yüksek oran isteyenler Bayern Münih'in galibiyetine gidebilir. Beşiktaş yeni Malatya mücadelesi. Yeni Malatya'da eksikler var. Eksiklerden bahsedelim hemen öncelikle. Benjamin Tete arkadaşlar bu maçta olmayacak. 3 maçta 2 gol attı Benjamin Tete. Bu maçta olmayacak. Önemli bir eksiklik olarak görüyorum ben Tete'yi. Onun dışında Ertaç Özbir bu mücadelede olmayacak. Ertaç da kalecisi sakat olarak gözüküyor. Yeni Malatya'nın kalecisi ve defans hattında Karim Hafez bu mücadelede olmayacak bir diğer isim. Şimdi Beşiktaş takımından bahsedelim. Beşiktaş takımının bir şampiyonlar ligi mücadelesi var. Ne zaman ondan da gösterelim ayın 15'inde İstanbul'da olacak mücadele. Yani bu mücadeleden 4 gün sonra Beşiktaş takımı burada kazanıp moral bulmak isteyecektir diye düşünüyorum. Beşiktaş takımında şöyle bir durum var. Ligin şu an en çok koşan takımı Beşiktaş takımı. Takım ortalaması maç başı sanırım 98 kilometre olması lazım. Fakat Sergen Yalçın akıllı bir teknik adam. İşi yorulamayabilir. Burada 2-0 veya yakaladı 2-0 veya 3 yakaladıktan sonra takımı dinlendirir veya çok fazla hata çıkacağını düşünmüyorum ben. Ki zaten Beşiktaş takımı şu an ligde gol yemeyen iki takımdan bir tanesi sanırım. Fenerbahçe ile Beşiktaş yemedi benim bildiğim kadarıyla. Aynen. O yüzden Beşiktaş takımını ben burada 5 tane gol atmasını da beklemiyorum. Alacağım Beşiktaş'ı galibiyetini alacağım fakat 4.5 altında galibiyetini alacağım. 1.52'de de güzel bir oranı var. Dediğim gibi en çok koşan teknik adam 5 yani beş takım Beşiktaş. Burada yeni Malatya'nın eksikleri de var zaten. Gol yemiyor Beşiktaş takımı. Hem defansta hem kaleci Ersin'den dolayı. Maşallah var hepsinin. Batshuayi de milli takımdan gelecektir mutlaka. Milli takımda iyi bir performans da sergileyemedi. Son maçta oynadı. Belarus mücadelesinde. Burada 4.5 altında biri bence değerlendirebilirsiniz. 1.52 gibi güzel bir oranı var. Kombineme de aldım zaten bu mücadeleyi ekranda göreceksiniz. Hamburg'la Sandoese mücadelesi. Bu mücadelede ben Hamburg tarafındayım. Ev sahibi oranı umarım kapatmamışlardır. Duruyor gayet güzel. Arkadaşlar direkt tahminimi söyleyeyim. Hamburg'un kendi elinde atacağı iki golü değerlendireceğim. Hamburg takımı gollü maçlara imza atıyor. Baskılı kendi evinde iki maçtır. Son iki maçtır berabere kalıyor. Kendi evine buna bir son vermek durumunda. Hamburg takımı burada kazanacaktır. Ve ya Kazan 2-2 biter. Bir şey olur da biz de ev sahibi 1,5 küste girelim. Onun da oranı 1.41. Hamburg'un atacağı 2 gol değerli değerlendirmek isteyenler bu şekilde değerlendirebilirler. Ben alıyorum, geçiyorum. Ekrana kombine önerisi gelmeden arkadaşlar videoya güzel seviyelerde like atarsanız gerçekten sevinirim. Like'larınız bizim için önemli. 300-500 like arası geldiği sürece ben burada kombin önerisi yapmaya devam edeceğim. Kombine ekrana geldiği zaman da United mücadelesinin 1 ve 2.5 üstünü aldım 1.39 gibi orandan Beşiktaş mücadelesine de 1 ve 4.5 alt aldım United'ın kendi evinde golli bir maça imza atmasını bekliyorum o şekilde kazanacaktır Beşiktaş takımında dediğim gibi Şampiyonlar Ligi mücadelesi var maçları çok golli geçmiyor Malatya takımında ben önemli eksikleri olduğunu düşünüyorum kalecisi eksik bu Beşiktaş için iyi bir şey fakat TT'nin olması Malatya için kötü bir şey sakatlığı var Eee olmayacak aynı şekilde. Beşiktaş bu maçı 2-0, 3-0 şeklinde kazanabilir. Ben 4.5 altında öneriyorum. Herkese bol şanslar diliyorum. Güzel bir cumartesi olur inşallah. Hepsi gelebilir, hepsi yatabilir. Görüşmek üzere.